Normalde yeni bir telefondan beklentimiz ne olur derseniz işlemcinin, kameranın gelişip genel deneyiminde iyileşmesi. Fakat Xiaomi'nin özellikle Note serisindeki 4G modeller hep geriye gidiyor. Peki Note 13 Pro alınır mı derseniz, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. 2 gün önce Note 13 Pro'nun 5G versiyonuna yakından bakmıştık ve bu videoda serinin en uygun fiyatlı modeli yani 4G'li Note 13 Pro'ya yakından bakacağız. Hem Avrupa hem de Türkiye fiyatından bahsederken bu fiyatları alınır mı? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle baştan belirteyim, hala hastayım ve sesim daha da kötü bir hale geldi. Şimdiden sesim için kusura bakmayın. Herhalde 2-3 video daha böyle gidecek gibi duruyor. Bana destek vermek, 100.000 hedefine ulaşmamız için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. İlk olarak Note 13 Pro sade fakat alışılmışın dışında daha farklı bir kutu tasarımıyla geliyor. Kutu içeriğinden silikon şeffaf kılıf yerine daha kaliteli silikon siyah bir kılıfa yer verilmiş. 67 watt şarj adaptörü ve Type-C şarj kablosunu da yine bu kutuda görebiliyoruz. Kutu içeriği zaten Note 13 serisinde hep dolu dolu geliyor. Note 13 Pro'da da hiçbir eksik yok. Tasarıma baktığımızda diğer Note serilerinden çok daha farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Fakat geçtiğimiz günlerde tanıtılan Poco M6 Pro ile çok yakın olduğunu da söyleyebilirim. Burada kameralar herhangi bir modül olmadan direkt olarak arka kapağa konumlandırılmış ve ana kamerayla ultra geniş açı arka kapağın büyük bir bölümünü kaplıyor. Redmi logosunu da burada görürken bence abartılı, iddialı bir tasarım kullanılmış. Kasa yapısı olarak Note 13 Pro 5G'de olduğu gibi yine köşeli bir tasarım anlayışı burada da kullanılmış. Ancak yumuşak geçişlere sahip ve çerçeveler mat bir yapıyla geliyor. Elinize aldığınızda elden kaymayan, ele oturan bir tasarıma sahip. Fakat malzeme kalitesi alt seviyede. Arka kapakta, çerçevelerde plastik. 7.9 mm kalınlık, 188 gramlık ağırlığıyla boyutuna oranla çok ağır olmasa da ince diyebileceğim bir telefon değil. Özellikle uzun süreler tek elle kullanırsak elimizi net şekilde yoracak bir cihaz ve kameralarda ciddi bir çıkıntı yapıyor. Ve 3.5 mm kulaklık jackının olduğunu da söyleyeyim. Ön tarafta da ekran çerçeveleri gayet inceyken genel tasarım hatlarıyla çok beğendiğim bir cihaz değil. Bence Note 13 Pro 5G tasarımda çok daha başarılıydı. 4G versiyonu tasarımda kesinlikle alt seviyede. Ekran kısmında 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğü ön yanında 120 Hz tazelemeyi burada görebiliyoruz. 10 bit renk derinliği ve 1300 nit maksimum parlaklığa da bu ekran ulaşabiliyor. Ekranın genel kalitesi, kontrast, doygunluk açısından da gayet iyi bir ekranla karşılaşıyoruz. Fakat Note 13 Pro 5G'nin ekranıyla ciddi farklar var. Parlaklık olarak 1300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Güneşli havalarda, ışığın yoğun olduğu ortamlarda bu parlaklık kesinlikle yeterli gelecektir. Fakat Note 13 Pro 5G'den hem çözünürlük, hem genel deneyim, hem de parlaklık olarak kesinlikle geride. Ama buna rağmen kötü bir ekranı yok. Tam olarak orta seviye diyebilirim. Ekran konusunda fiyatına oranla da geride. Ancak Note 13 Pro'nun en büyük eksisi kesinlikle donanımı. Note 12 Pro'nun 4G versiyonunu Snapdragon 732G yani Note 10 Pro'daki işlemcinin burada kullanılmasından dolayı hep eleştirmiş birisi olarak Xiaomi bunları dinlemiş ve Note 13 Pro'da çok daha geriye gitmiş. Burada giriş seviyesi cihazlarda gördüğümüz Galaxy A15, Galaxy A24 gibi cihazlarda olan MediaTek Helio G99'u görüyoruz. Ve bu işlemciye 8 GB RAM, 256 GB depolama da eşlik ediyor. Ve UFS 2.2 depolama biçiminin kullanıldığını söyleyeyim. Yani donanımda sadece işlemci olarak değil, depolama biçiminde de geride kalıyor. 6 nanometre bu işlemcimiz performans testlerinde de ciddi şekilde gerideyken, genel kullanımda, arayüzde, menüde, uygulama açılışlarında çok tepkisel bir deneyim vermiyor. Günlük kullanımda çok yavaş bir telefon değil. Fakat bir iki uygulamayı aynı anda açtığımızda, telefonu zorladığımızda ısınan ve çok seri çalışan bir cihaz değil. Oyun tarafında PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük orta grafiklerde 40 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Yoğun patlama sahnelerinde ara ara FPS düşüşleri olabiliyor. Bu fiyatlarda oyun performansında en geride olan telefon diyebilirim. Burada işlemcinin sonuna farklılık olsun diye Ultra eklemişler. Yani Helio G99 Ultra'yı daha geliştirilmiş bir işlemci diye düşünmeyin. Note 13 Pro'ya özel bir isimlendirme yapılmış. Günlük kullanım, genel deneyimde telefonda performans olarak çok bir beklentiniz yoksa bu donanım idare edecektir. Fakat telefonu uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız veya oyun tarafında beklentiniz yüksekse Note 13 Pro kesinlikle size göre değil. Bence burada en kötü ihtimalle MediaTek Dimensity 1080'in kullanılması gerekiyordu. Helio G99 gerçekten bir facia. Kamera kısmında da Note 13 Pro'da üçlü kamerayı görüyoruz. Ana kamera 200 megapiksel f1.65
diyaframa sahip. Bu kameranın Samsung'un ISOCELL HP3 sensörü olduğunu da söyleyeyim. Yani Note 13 Pro 5G ile aynı ana kamera kullanılmış. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesinde ana kamerayla ışık yeterli olduğunda renkler, canlılık, kontrast oranında fotoğraf kısmında gayet iyi sonuçlar alıyoruz. Fotoğrafların detaylarında da çok bir kayıp olmazken ana kamerayla yardımcı kameraların ayrımı çok net. Gündüz ultra geniş açıda iyi bir performans verse de makro kameradan çok bir şey beklemeyin. Ön tarafta da 16 megapiksel f2.4 ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Maalesef arka kamerayla da yalnızca Full HD videolar çekebiliyoruz. 60 FPS'te OIS'in çalışmadığını da söyleyeyim. Stabilizasyon titreşimleri engelleme konusunda da çok iyi değil. Kamerada birinci önceliğiniz video performansı ise Note 13 Pro bu noktada da kesinlikle geride kalıyor. Ve Note 12 Pro'nun 4K versiyonu bile 4K video çekebiliyorken Note 13 Pro'da neden Full HD'ye düştük? Açıkçası hiçbir anlam veremiyorum. Ama neden 4K çekemediğinin sebebi belli. Bunun tek sebebi MediaTek Helio G99. Note 13 Pro'nun fiyatına oranla geride kalmadığı tek alan batarya. 5000 mAh batarya, 67 Watt hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Kutu içeriğinden çıkan bu adaptörle de 0'dan 100'e ortalama 48 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Özellikle de çok fazla oyun oynamıyorsanız 8-9 saat civarı ekran sürelerini rahatlıkla görebilmek mümkün. Oyun odaklı, performans odaklı bir kullanımda da bu süreler 6 saat civarında. Ortalama bir kullanım için düşündüğümde de bir gününüzü çok rahatlıkla çıkartacak bir performansa sahip. Zaten hızlı şarj olarak da çok iyi bir seviyede olduğundan batarya ile ilgili hiçbir problem yaşayacağımızı kesinlikle düşünmüyorum. Yazılımda da Android 13 ve MIUI 14 ile birlikte geliyor. İşlemci ve kameradan bu kadar kısılmışken zaten bu telefonun HyperOS ile gelmesini ben kesinlikle beklemiyordum. MIUI 14 ile geldiği için de 3 yıl Android ve 4 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Yani Android 16'ya kadar güncellemeleri alacağını söyleyeyim. Hoparlör kısmında da stereo Dolby Atmos hoparlörlere yer verilmiş. Ses kalitesi ve ses yüksekliği de kesinlikle yeterli diyebilirim. Zaten Xiaomi'nin hoparlörleri genellikle oldukça başarılı. Note 13 Pro'da da en azından hoparlörden kısmamışlar. Güvenlik kısmında ekran altı parmak izi okuyucu varken yüz tanıma özelliği de telefonumuzda var ve her ikisini aynı anda kullanabiliyoruz. Suya ve toza karşı da IP54 ile su sıçramalarına karşı korunuyor. Yani çok yüksek bir dayanıklığı yok. Dostlar şimdi en önemli kısma yani fiyat ve değerlendirmeye geçtiğimizde Note 13 Pro'nun 4G versiyonu Avrupa'da 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla 300 Euro'ya alınabiliyor. Ülkemizde gerçekten berbat bir fiyatla 16.500 TL'ye geldi. Şu anda ön siparişi özel olarak yanında 2.000 TL'lik kulaklık geliyor. Kulaklığın fiyatını düştüğümde bile 14.000 TL'ye Note 13 Pro 4G alınabilir bir cihaz değil. 5G'li Note 13 Pro'ya yani asıl versiyonu oranla ekrandan, kameradan, performanstan çok ciddi şekilde kısılmış. Note 13 Pro'nun tek artısı batarya. Bu fiyatlarda Galaxy A54, Honor 90 veya daha altında Xiaomi'nin Poco X6 gibi çok daha iyi bir modeli varken Note 13 Pro 4G'yi hiçbir şekilde öneremeyeceğim. Fiyatı şu seviyeye düşse belki alınır diyebileceğim bir telefonda değil. Çünkü bu telefonun alınabilir seviyeye gelmesi için fiyatının 10.000 TL sınırına gelmesi gerekiyor. Bunun dışında hiçbir senaryoda Note 13 Pro 4G'yi öneremem. Özellikle de bu bütçelerde Poco X6 Pro'ya bakmanızı öneririm. Note 13 Pro'ya oranla her açıdan çok daha üstün bir cihaz. Kamera beklentiniz varsa da bu fiyatlarda en kötü tercih. Performans beklentiniz varsa da yine aynı şekilde en kötü tercih. Eğer Xiaomi'nin Türkiye CEO'su olsaydım ve satılmaması için bir telefon getireyim diye düşündüğümde Note 13 Pro 4G kesinlikle bu tanıma uyan bir telefon olmuş. Açıkçası Note 13 Pro ile ilgili daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Son olarak da fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 4 puanı aldı. Note 13 Pro net şekilde ölü doğmuş bir telefon diyebilirim. Peki siz Note 13 Pro ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek bu videoların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.